Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatimiz Şarık Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunuza sunuşturuşumuz. Kınamsız dikkatler ekranımızı bozun. Mike Pompeo'nun Uttur Asya ziyaretinde Uygur meselesini otturuğu koyduğalıqı bildirildi. Amerika Taşkı İşler Ministerliği 30. Dekabr günü akbarat yığını ötküzüp, Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo'nun Şarkı Avrupa ve Uttur Asya'daki devletlerde elip bardığan ziyaretinde Uygur meselesini otturuğu koyduğalıqını bildirdi. Mike Pompeo 3. yanvardan 7. yanvargıca Belorusya, Ukrayna, Kazakistan ve Özbekistan kadarlıq devletlerde ziyareti buludu. Şundaqla Uttur Asya'daki 5 Cumhuriyet'nin Taşkı İşler Ministerleri bilen 5 plus 1 yığını ötküzüldü. Amerika diplomatlarının kayıt kılışça Xitay rejimi lagırlardaki atalmış kursantlarının okuş pütürgenlikini elan kılgan bolsa mı? Lekin Amerika hükümeti bu rayonun vaziyetinde her kandaq bir körünerlik özgürüş bolğanlığını körmegen. 30. dekabr ötküzülgen akbarat elan kılış yığını da Taşkı İşler Ministerliğinin bir emeldarı biz dünyadaki bizning şeriklerimiz, ittifaqdaşlarımız ve biz bilen okşaş fikirdeki devletlerge Uygur meselesini devamlı tekitleyimiz degen. Bu emeldarının bildirişçe Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo Xitay kişilik hukuk meselesi de alahide izcilikken. O Uygur meselesinin bu yıl 9. aydaki Birleşken Milletler Teşkilatı umumi yığını mezgilde ötküzülgen 5 plus 1 yığını da otturgu koyulgalıqını bildirip, biz minister Pompeo'nun bu qatımkı seferdeki işki taraflamalık münasebetlerde şundaklı 5 plus 1 yığınıda bu meselini otturgu koyduğalıqını kütaleyimiz degen. Mike Pompeo bu qatım ziyaret kıldığan Belorusya, Özbekistan, Kazakistan Katarlıklar Xitay'nın 3 milyondan artık Uygur ve başka Müslümanlarını atılmış kesbi terbiyeleş namında lagırlarga kamap, onlarga karıta 1100 elip birleşini kollagan devletlerdir. Bularının içindeki Belorusya bu yıl 10. ayda Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Şimali Koreya, Suriye, Kuba qatarlıq 54 devletke vakaleten bayanat elan kılıp, Xitay'nın atalmış Şinjan'daki terörlükü karıştırış tirişçallıqını kollaydıqallıqını bildirgen idi. Bunun aldı da Angliya başçılıqıdaki 24 garip devleti bayanat elan kılıp, Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk tepsendicilikini ayıplıgan idi. Xitay'nın Şarkı Türkistan'da aerodrom köpeytişe dikkat kozgıdı. Xitay rejimi zor küş bilen icra kılıp atkan bir belvağ bir yol kuruluşuğa mas halda yıkındın buyan boşluktaki yipek yüle digen namda bir qatar kuruluşlarını oturgu çıkarmaqta. Şu qatarda 2019 yılının özüde pütkül Şarkı Türkistan'da Xitay rejimi yeniden 9 aerodrom berpa kılıp çıkan. Xitay rejiminin kontrollüqüdeki Şinhua Agentliğinin 31. dekabrdeki haberde bildirilişe 13. 5 yıllık plan mezgilde Şarkı Türkistan'da yeniden 16 aerodrom yasıldıken. Analizcilerinin fikirine karaganda Şarkı Türkistan'daki aerodrom hizmetçileri hem de aeroplandaki yolcularının mutlak köp kısmı Xitaylar bulup, yerlik Uygurlar bunundan kılçılık mı menfaatler bulanmaydıken. Amerika'daki müstakil gözetkişi İlşat Esen bu hafta toxtulup, aerodrom kuruluşu dünyanın başka yerlerde insanlar oturusundaki alakını ilgiri sürdü. Ama Şarkı Türkistan'daki aerodromlar her kaçan Xitay rejiminin Uygurlarını yokutuş hareketine bivasitə yardımcı buluş rolünü oynaydı, dedi. Tayvan'da yukarı derecelik herbi emeldarlar kazağı uçurdu. Tayvan'da herbi emeldarlar oldurgan bir tik uçar aeroplan çüşüp gitip, Tayvan armiyesi baş ştab başlığı Shin Yiming hayatından ayrıldı. Tayvan Merkezi Haber Agentliğinin Müdafiye Ministerliğinden ilgilenen uçuruğa asasen bergen haberde, kazada armiya baş ştab başlığı Shin Yiming ve hava armiyesi komandanını öz içine alan 8 kişi cenidin ayrılgan. Haberde UH-60M Black Hawk tipli tik uçar aeroplanının Yeni Taybegi karışlık Vulai Nahisi Tağlıq rayonunda çüşüp ketkenlikke eskertildi. Bugün seherde meydanga gelgen kazadinkin tik uçar aeroplandaki 13 kişinin 5'inin salamet kutkuz velinğallıqı kayıt kılınğan haberde tik uçar aeroplanının Tağlıq rayonu çüşüp ketiştin ilgiri şucay vaxtı saat 8'den 7 minut ötkende radardın yokap ketkenlikke bildirildi. Black Hawk tipli tik uçar aeroplanının Xitay yeni yıldın ilgiri teptiş hizmetleri dairesi de Taybeyden şimaldaki Yılan şehriye karab ketip atkanlığı kayıt kılındı. Nöbette bu sırlık kazanın arkı görünüşü tekşürülmekte. Hong Kong halkı 5 şartını kayıt tekitledi.
1 yanvar Amerika Avazı xəbərində bildirilmişcə, yeni ilin tunji günü köçələrini toldurğan Hong Kong xalqı Hong Kong hökumətindən tələb qılıbatqan 5 şərtni qayıt təkidlədi. Xəbərdə Hong Kong Demokratik İttifaqı kişilik hüquq aldınqı səpədə kürəş qılıbatqan Hong Kong xalqının yeni ilin 1 günü Victoria bağçısı və başqa rayonlarda vədini unutmayımız degan temada namayiş qılğanlığı. Namayişçilərin Hong Kong hökumətinə qoyğan 5 şərti çiñ turğanlığı Qol işarətləri bilən şərtlərinin birimi kəm bolsa bolmaydığanlıqını və məqsədigə yetməgüçə meydanıdan yanmaydığanlıqını bildirgənlikə aytıldı. Namayişçi amının bir qismi Angliya bilən Amerikanın bayraqlarını götürüb şuar toğlığan, həm də barlıq Hong Kong xalqını Hong Kong hökuməti tərəfindən qolğa elinğan və bastırılğanlarını hər giz unutub qalmaslıqqa və ular bilən bir səbtə turuşqa çağırğan. Məlum bolışça Hong Kong saxçı dairələri barlıq yol eğizlərini qamal qılıb Avtobuslardan yo'lovchilarni tushirib, qattiq tekshirish vositalari bilan xalqning namoyishchilar to'piga qatnashishini to'sishga urinigan bo'lsa-mu, biroq xalq turli amallar orqali namoyishga to'liq qatnashgan. Turkiya shirkatlari Xitoyga qarshi harakat boshladi. Sharqiy Turkistondagi Xitoy zo'ravonligining kunsiri kuchayishiga ergashib, Türkiye'deki bir kısım şirketler insanlık ve kırındaşlık burcunu ada kılış için emeli hareket gördü. Türkiye'deki Denkrom şirketi süt pişiklaş üskünlerini yasaydıgan şirket bulup, yakında Şarkı Türkistan'ı kollaş yüzüden Hıtay'dan import kılıbatkan barlık üskünü zapçaslarını işiltişini toktatkan ve bu zapçaslarını başka devletlerden kirgüzüşke başlagan. Şirket hocayını Kadir Akıncı bu hafta toktulup, Hıtay'nın Şarkı Türkistan'daki insan kılıbıdan çıkan zulümlerine izcil dikkat kılıp kirlibatkanlıkını. Bununla qarşı əməli hərəkətə ötüş üçün Xitay mallarını boykot qılışqa başlığanlığını, gerçi bu səbəblik məhsulatlarının tənnərxi örləb getgən bolsunmu, dini və milli qeyrindaşlıq burcunu ada qılış üçün töyligən bədəlgə razı ikənlikini bildirdi. Denkrom şirkəti bunun bilərli toxtab qalmay, yəni Xitay mallarını boykot qılış hərəkətini başlığan bolub, kəlgüsü 7-8 ay içində Türkiyədəki 100 şirkət zavodunun bu hərəkətə qoşulışını işqa aşırışını planlığan. Hozircha 5 shirkat bu harakatga ovoz qo'shib, Xitoy bilan bo'lgan hamkorligini to'xtatgan. Qodir Akinji Xitoy mollarini boykot qilgan shirkatlar 100 ga yetganda Anqarada axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, bu faoliyatni xulosalaydiganligini bildirdi. U yana bu harakatning Xitoy iqtisodiga cho'ng ta'siri bo'lmasa-mu, hech bo'lmaganda o'z burchini ado qilganlik bo'lganligini, shundaqli xalqaradagi savdo aloqasini foydalanib, Sharq Turkiston masalasini texmo ko'p kishilarga bildira oladiganligini ta'kidladi. Ulamolar birligida suhbat o'tkazildi. 1 yanvar Sharq Turkiston ulamolar birligi markazida suhbat o'tkazildi. Suhbatga Sharq Turkiston ulamolar birligining Avstraliya vakili, Avstraliya olimlar birligi a'zosi ustoz Abdusalom olim, ulamolar birligining Germaniya vakili Turg'unjon Alauddin, xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlari birligi raisi Hidoyatulla O'g'izxon, Ko'k Hilal insoniy yordam jamiyati raisi Abdurahim Aziz o'g'li, Sharq Turkiston inson huquqlari jamiyati raisi Adil Abduqodir qatorliklar ishtirok qildi. Suhbatda navbatdagi xalqaro kun tartibiga kelishga boshlagan masalalar va Sharq Turkistonning hozirgi vaziyati haqida muzokara qilib berildi. Xalqaro musulmon olimlarining qo'llashi davomlashmoqda. Sharq Turkiston masalasining xalqaro kun tartibiga kelishi va da'vo sepidagi zotlarning tashviqotini kuchaytirishi natijasida arab ellari va tashkilotlarining qo'llashi kuchaymoqda. Kuveyt Davetçiler Birleşmesi 31. dekabr bayanatı ilan kılıp, Şarkı Türkistan Müslümanları ve Hindistan Müslümanları hakkında toxtaldı. Bayanatta Şarkı Türkistan halkının Xitayının vahşilerce bastırışı uçuravat kallıqı, hak hukuklarının depsendi kılınavat kallıqı kayıt kılındı ve Şarkı Türkistan halkıgi zulümge sabır kılış, müstahkem duruş hakkında xitap kıldı. Şundaqla İslam dünyasının sükutunu buzuşka, zulümünü toxtuş üçün maddi ve manevi cahattin yardımda buluşka çakırı kıldı. Ondan başqa Dünya Müslüman Alimlar Birliği 31 dekabr organ torbetidə birlik rəisi Əhməd Rəysunun Uyğurlar haqqında bayanatını elan qıldı. Əhməd Rəysuni sözdə Xitayının Uyğurlarının itiqadını, mədəniyyətini toluq yoxutuş üçün uruş açqanlığını, milyonluğan kişilərini cəza lağırlarına qamıqanlığını körüstüb ötdü və bütün dünya xalqını Xitayının bu qılmışını toxtuşqa çağır qıldı. İordaniyada Uyğurlarını qollab namayiş ötküzüldü. 1 yanvar İordaniya paytaxtı Ummandaki Xitay konsulxanası aldıda Xitayının Şarkı Türkistan xalqıgi yürgüzüvatqan basturi siyasetlerge qarşı namayiş ötküzüldü.
Namayiş İordaniyadaki Müslüman Qeyrindaşlar Təşkilatı Siyasi Bölümü İslami Hərəkət Sepinin çağırıqı bilen təşkilləndi. Namayişçilər Uyğur Müslümanlarına yürgüzülüvatqan terrorluq siyasəti toxtutulsun. Uyğur Müslümanlarını qutuldıraydı. Uyğur Türkleri üçün kişilik hüquq nədə degen cümlər yazılğan plakatlarını götürüp, Xitay Uyğur Müslümanlarına yürgüzülüvatqan bastırışlarını toxtatsın degen şuarlarını tovladı. Namayiş axırda təşkilatçılar Xitayğa qarşı bayanat elan qılıp, Xitayning Sharq Turkiston musulmonlariga yurgizayotgan terrorlik siyosatini ayibladi. Xalqaro jamiyatni bevosita qo'l tiqib, Xitayning Uyg'ur musulmonlariga yurgizayotgan terrorlik siyosatini cheklashga chaqiriq qildi. Tayvan Xitayning singib kelishiga qarshi qonun ma'qulladi. Amerika ovozi to'rining xabar qilishicha, Tayvan qonun chiqarish komiteti seshanba kuni singib kelishga qarshi turish qonunini ma'qullab, Xitayning tahdidiga qarshi turmoqchi bo'ldi. Xitay taraf bu işini Demokratiyani ilgiri sürüş partiyesi siyasi maqsad ve saylam üçün elip bargan yeşil terrorluq deb atadı. Reuters agentliğinin haber kılışça, sınıp girişki karıştırış kanunu bolsa, Tayvan Demokratiyani ilgiri sürüş partiyesinin köp yıllardan buyan Xitayının sınıp girişi ve arlışışığı taqabıl duruş üçün elip bervatkan tirişçallıqının bir kısmı bulup, bu kanunun elan kılınışı bilen Xitay bilen Tayvan'nın münasibeti ciddileşidikken. Beijing taraf Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen'ning Tayvan mustaqilligini ilgiri surishidan andishi qilib, u taxtga chiqqandan beri Tayvanga qarata izchil besim qilmoqda. Nurg'ulg'an Tayvanliklarning qarashicha, Xitoy taraf Tayvandagi siyosiy sahadagi arboblarga qonunsiz yo'llar bilan yordam berish, turlik axborot vositalarini ishqi selish qatorliq har xil usullar bilan Tayvanning siyosiy va demokratik tartibiga aralashib kelmoqda. Bu vaqtda Tayvan Demokratiyani ilgiri sürish partiyasi qonun chiqarish komitetining hay'at a'zosi Chin Obo mundaq deydi. Xitoyning qat ko'tarishi dunyodagi barliq davlatlarga tahdiddir. Tayvan Xitoyning boshqa davlatlarga singib kirishidagi oldin qisab. Duch keldigan tahdidmo eng cho'ng. Shunashqa mushunda qonun orqali xalqni qo'g'dishimiz zarur. Tayvandagi Gomindang partiyasi bu qitimni qonun chiqarishga belat tashlashga qatnashmagan bo'lib, Ularning qarashicha, garchi Xitoyning sinib kelishiga qarshi tirishchanlikni qo'llasimi, lekin Demokratiyani ilgiri surish partiyasining faqat saylamda utish uchunla oldirab tinab bu qonunni ma'qullashi Tayvan demokratiyasiga bo'lgan tahdid hisoblanadigan. Ba'zi Xitoyparast siyosiy shaxslar qonun chiqarish komitetining sirtida e'tiroz bildirib, sinib kelishga qarshi turish qonuni ikki qirg'oqning aloqasini vayron qildi deb chaqirlab, bu qonunni amaldan qoldirishni murojaat qildi. Sınıp girişki karıştırış kanunda körüstülüşçe her kandak kişinin sınıp girişini maksat kılıp bergen havalı ya ki ianı yardımını kubul kılışıga, saylam rekabetigi kanunga hılap aldı katnışıga. Devlet hafifsizliki, devlet müdafiyesi, diplomatiya cahette işkırgak münasibeti haqqıda vaizlik kılışıga bulmaydıken. Hılaplık kılgıçıga en iğir bulgandı 5 yıldın tüven müddetli kamak cezası 10 milyon Tayvan pulidin tüven cerimanı koyuldıken. Amerikaning Bag'doddagi konsulxonasi hujumga uchradi. Germaniya ovozi to'g'rining xabarida ko'rsatilishicha 31-dekabr Iroqdagi namoyishchilar Amerikaning o'tgan hafta shiyalarga qarata elib borgan havo hujumiga norozilik bildirish uchun Amerikaning Bag'dodda turishli konsulxonasiga hujum qilgan. Namoyishchi amma Amerikani yo'qotaydi deb shuar to'plash bilan birga Amerika bayrog'ini ko'ydirib, derazaning aynaklarini chiqib tashlagan va Amerika konsulxonasining tomlariga o't qo'yayotgan. Konsulxonning amanlik saqlash xodimlari hujum qilg'uchilarga yosh oqquzish bombasi va boshqa qaydirdigan granat atgan. Iroq hukumatining xabariga asoslanganda navbatda Amerika konsuli va xizmatchilari jiddiy tarqoqlashtirilib, bexatar joyga yetkazilib bo'lgan. Iroq agentligining xabarida deyilishicha, bu qitimliq voqeada 10 ga yaqin odam yaralangan. Iroq prezidenti Adil Mahdi bu vaqtda chat el konsulxonlariga qarata har qanday buzg'unchilik harakatlarini to'sidiganligini jakarlagan. Iroq tutrushliq elchixonasi hujumga uchrangandan keyin 5 burchakli bino seshanba kuni bayonot e'lon qilib, Amerikaning o'tir sharqi 750 atrofida askar avatadiganligini jakarladi. Amerika davlat mudofaa ministri Esper amerikaliklarga va Amerikaning aslahalariga qaratilgan tahdidlar kuchaymoqda. Jumladan Amerikaning Bag'doddagi elchixonasi hujumga uchradi. Shunashqa biz oldini elish tadbirlarini o'rinlashtirdik deganlarini bildirdi. Hürmetli televizyon kuruluşlar, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertek haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah tavşırmız. Şuna kadar program ahırda ekran arkasındaki varlık hizmetleştirme hakkı öptüm ki rahmet eylemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.